Bir
kadar ciddiye havayı çek gözüne. Erdim soluğumu kesen efendim. Göğsüme cihan çökmüştür sanki. Göğsüne çöken mezalimin yüküdür Ertuğrul. İmtihanım ağırdı. Bir omzumda şehitlerim, bir omzumda sulh vardır. Kor ateşler içinde çıplak ayak bekler gibiyim. Muradı salıvermek şer gibi görünebilir. Lakin bu seni şanlı istikbaline hazırlayan bir imtihandan başka bir şey değildir. Ancak feda ederek kazanabilirsin. Kararların sorgulanacak, belin bükülecek, nefesin daralacak. Lakin sen geçtiğin her imtihandan sonra daha da güçleneceksin. İşte o vakit cihanın kaderine tesir edecek bir neslin atası olacaksın. İnşallah. Tören kubbe, inancım sedadır. Sesim arş-ı alada çınladıkça pes etmem. Lakin zalim de durmayacak bilirim. Sevdiklerimin acısını dahi bana karşı kullanmaktan çekinmezler. Beni tüketen de budur. İnsan türlü yüklerle dolu bir gemi gibidir evlat. Mihnetinden kurtulmadıkça hakikat deryasında batmaya mahkumdur. Evvela sana sıkıntı veren vesveselerinden kurtulasın. Sen zalimi sulhu korumak için bırakırsın. Nefsine gel vurup sevdiklerinden işiteceğin ağır kelamlarından iyi. Hoş karşılayasın. Şehrin içinde gizli olan hayrı herkesin görmesi mümkün olmayabilir. Asıl olan menziyettir. Bu işin neticesi biiznillah hayırdır. Müşteri olmasın. Eyvallah. İndiye de kılıcımı paslandırmadım. Lakin anladım ki gayrı kılıç kınında akıl cepte gerek. Doğru söylediler. Hazreti Ali Efendimiz şöyle der. En büyük zenginlik akıldır. Akılla kurulan kelam ise süngüden ve mızraktan daha etkilidir. Öyleyse aklınla cenk edip kelamını pusat eylemekten geri durmayasın. Her zafer kılıçla kazanılmaz Ertuğrul. Peygamber Efendimizin ashab-ı kiramın itirazlarına rağmen yaptığı Hudeybiye anlaşmasını hatırla. Kabe'yi görmeden dönecek olması gönlünü kora çevirse de sırf sulh bozulmasın, daha çok Müslüman kanı akmasın diye bu anlaşmayı kabul buyurdu. Zira kaybedeceği her mümin menziline giden yolda ona büyük bir yara olacaktı. Buraları idamıyla akacak kan seni zafere götürmez evlat. Lakin sulhu koruyup aklınla yapacağın cenk muhakkak seni zafere götürecektir. Serbest bırakacağım.
Esadettin sözünde durmaz da beylik için Ural'ı desteklerse o vakit bu satımız konuşacak. Sözünde durursa o vakit Ali Yar Bey'i bey olarak ilk ben kutlayacağım. Selametine binaen
kendisini kabul eder. Allah'ın Zülcelal ve Kemal Hazretleri gaffardır. Affeder. Affedenleri sever. Senin ve obanın bu hayırlı kararı bu topraklara huzuru getirecektir inşallah. Gece kaçmaya teşebbüs etmişsin Ali Bey. Becerebilseydim evladımın da babamın da kanını yerde koymayacaktım. Yağmurluğunun sırsının bedelini ben de ararsın değil mi Ali Bey? Senin de ölen bunca yiğidin de başına ne geldiyse hep senin itirazın yüzündendir. Kellemi alsan da ne sen ne de o bana huzur bulmayacak. Şehit olan alplerimin aileleriyle konuştum. Seni azat etmek isterler. Erlerinin, evlatlarının, kardeşlerinin diyetini de istemezler. Neden bilir misin? Kaç kez ölmekten beter oldum. Sevdiğin nice canı hırsına kurban ettin. Ölmek senin için kurtuluş olacaktı. Yetmezmiş gibi bir de obalarımıza zulmet olacaktı. Bu yüzden seni ölene kadar vicdanınla baş başa bırakmaya karar verdik. Sırf kardeş kanı dökülmesin, aramızdaki husumet bitsin diye. Verdiğimiz şehitlerin canlarının diyeti suyun olsun isterler. Şimdi git. Lakin unutmayasın. Attığın her adımdan, aldığın her nefesten haberim olacak. Karşında beni bulacaksın. Doğan. Demek sonunda adaleti tecelli etti ha Ertuğrul Bey. Hala tehdit edersin. Sana masumum dedim, dinlemedin. Senin bu inadın yüzünden babam, evladım öldü. Asıl sen bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın ha, Ertuğrul Bey? Şimdi git. Bir daha da anımda seni görmeyeceğim. Alper. Thank you.
yolda ev ve özgürlüğe giderim. Bu uğursuz anınız da sizin olsun. Çok konuşma da yürü. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Bu sefer alplerin kılıçlarının arasında değilsin Turgut Alp. Sabrımı zorlama. Zorlarsan ne olacak? Seni o vakit Aykız'ın yanına cehenneme yollarım. Öldüresin diye vazifelerden. Öldüresin diye değil. Thank you.
feda ediyoruz. Siz altınlarınızdan bile vazgeçemiyorsunuz. Bundan böyle vergisini ödemeyen kaleden koruma beklemesin. Defolun gitsin. İbreti alem olsun. Kamçılayın. Thank you.
diyeceklerim vardı. Yani Ertuğrul Bey'e bize diyecekleri vardı. Elena, Ertuğrul Bey gösterdi. Fidde'nin başı sizin kalenin dışındadır. Elena, Elena dikkatli olmasını. Suyu korumak babanın bize vasiyetidir. Bilirsin. Petrus, asker itir. Birdenbire ortaya çıkıvermiştir. Basıyoruz. Onları nasıl buldu bilmezdik. Thank you.
Hoş gelmişsin beyim. Hoş geldik Turgut. Emrettiğin gibi hazırız. Eyvallah. Ural Bey geldi mi obaya? Önce Emir Saadettin geldi beyim. Ardından Ural'ı da gördük. O da dört nala obaya doğru at sürmekte. Obaya ya Aliyar Bey'in zaferini kutlamaya gideceğiz. Ya da Ural Bey'in kellesini almaya. Beyler arasında bir mutabakat olmadığı malumunuzdur. Beylerin rey vermesi icap eder. Bey olmak için önümde hiçbir mani kalmamıştır.
Serdar Bey'in kutlu yolunda beyliğe talip olduğunu bilesiniz. Kadı hazretleriyle konuyu istişare ettim. Ural Bey'in dedikleri doğrudur. Beyliğe adaylığı için hiçbir mani bulunmamaktadır. O vakit Gayrı Çavdar Beyliği için 3 talibimiz vardır. Allah hayırlı bir netice nasip eylesin. Thank you.
Muzaffer Bey. Çavdar Obası'nın yeni beyi seçilmiştir. Ural? Thank you.
Onların beyi ben değil. Aliyar Bey o. Ağabeyin Aliyar Bey. Senin çok sevdiğin Aliyar Bey. Sonunda onu da kendine benzettin Ertuğrul Bey. Allah sonumuzu hayretsin. Sizden ne hayır gelirse. Devletimiz ve Türkmenler için beyliğin hayırlı olsun Aliyar Bey. Thank you.
öylesine güzelsin ki. Değil sana kızmak. Acıyamıyorum bile. Şimdi toyla, avla, Ali Yar Bey'in olsun.